Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Neden Tanrı Bizleri Müjdeciler Olarak Görevlendirdi adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi. Barnabayla Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnabayla Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Elçilerin İşleri 13. bölüm 2 ve 3. ayetlerde yazılıdır. Arkadaşlar, İsa'nın son buyruğunun ne olduğunu biliyor musunuz? İsa, bizlere son olarak dünyanın dört bucağında onun tanıkları olmamızı buyurdu. Bu nedenle İsa'ya iman eden herkes müjdeci olmalıdır. İstefanos'un İsa'ya olan inancı yüzünden taşlanarak öldürülmesinden sonra imanlılar görüldükleri yerlerde yakalanıp hapse atıldılar. Onlar için sıkıntı başlamıştı. Bu yüzden Yeruşalim'den ayrılıp çeşitli yerlere dağıldılar. Bu bölgelerden biri Antakya'ydı. İmanlılar buraya Yeruşalim'den kaçıp gelmişlerdi. Fakat yine de boş durmayıp Mesih'i müjdeliyorlardı. Müjdelemeler sonucunda Antakya'da yaşayan insanlar kısa sürede iman edince bölgede Antakya Kilisesi adında bir kilise oluşturuldu. Antakya Kilisesi'ne Yeruşalim'den Barnaba adında bir pastör geldi. Bu pastör güçlü ve kutsal biriydi. Onun gelişiyle insanların imanı daha da güçlendi. Barnaba kendisiyle beraber çalışacak birini de getirmişti. Bu kişi bizim çok iyi bildiğimiz bir kişi. Saul, yani Pavlus'tu. İkisi adanmış bir yürekle kilisede hizmet ettiler. Bu kilisede Tanrı'nın sözünü iyi bilen ve öğreten kişiler vardı. Bir gün oruç tutup dua ederken Tanrı'nın sesini işittiler. Kutsal Ruh onlara şöyle seslendi. Barnaba ve Pavlus buradan ayrılsın. Benim onları görevlendireceğim işi yapsın. Bunun üzerine bu iki elçi ortaya alınıp Kutsal Ruh'un yardımıyla daha iyi hizmet edebilsinler diye ellerini üzerine koydular ve dua ettiler. Arkadaşlar, bir kişinin üzerine el koyup dua etmeye meshetmek denilir. Kilise için bu iki kişi çok önemliydi. Fakat Kutsal Ruh'un yönlendirmesi olduğu için itaat edip onları göndermeliydiler. Böylece Antakya Kilisesi'nden ilk müjdeciler çıkmış oldu. Yol boyunca Kutsal Ruh'un yönlendirdiği yerlere giderek İsa Mesih'in çarmıhta ölüp dirildiğini anlattılar. Gittikleri her yerde kalabalık insan toplulukları onları dinlemekteydi. Tanrı, Pavlus ve Barnaba'nın gittiği her yerde mucizeler gerçekleştirdi. Bir ara müjdelemeyi engellemeye çalışanlar arasında bir adamın gözü kör oldu. Bunu gören insanlar İsa'ya iman ettiler. Başka bir yerde ise hayatı boyunca hiç yürüyemeyen bir adam imanla ayağa kalktı. Tanrı her zaman müjdelemek için gayret eden bu iki kişiyle beraberdi. Bu yolculuk esnasında üzücü olaylar da oluyordu. Bazen müjdeyi duymak istemeyen kişiler tarafından taşlandılar. Bazen de ölümle burun buruna geldiler. Bütün bu zorluklara rağmen Tanrı onları her zaman korumaktaydı.
Paulus ve Barnaba, Tanrı'dan gelen sözü dinledikleri için onlar sayesinde gittikleri her yerde yeni kiliseler oluştu ve İsa'ya iman eden kişilerin sayısı artmaya başladı. Özellikle elçi Paulus müjdelemek için bütün varlığını adıyordu. Dirilmiş olan İsa Mesih, görevini tamamlayıp göğe çıkmadan önce öğrencilerine son buyruk olarak "Bu nedenle gidin, bütün ulusları benim öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim," dedi. Bunun üzerine Kutsal Ruh'u alan öğrenciler ve ilk imanlılar çeşitli yerlerde Tanrı'nın müjdesini duyurmaya başladılar. Tanrı, bizim aramızda da Paulus ve Barnaba gibi müjdeyi duyuracak ve dünyanın her yerine gidebilecek cesur imanlılar arıyor. Tanrı onlarla olduğu gibi müjdeyi paylaşırken bizimle de birlikte olacaktır. Fakat başka yerlere gidemesek de yaşadığımız yerde müjdeyi duyurabiliriz. Ailemizde, okulumuzda ve çevremizde her fırsatta müjdeyi duyurmaya gayret edelim.